siyaset beraber. Şimdi de yerimize geldim. Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşveliği İsviçre'nin lüks alışveriş merkezlerinden Globus'la işbirliği yaptı. İşbirliği çerçevesinde İsviçre'de ilk defa özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Globus İsviçre'nin 13 şehrinin en iyi yerlerinde 14 mağazası bulunan ve ülkenin önde gelen lüks alışveriş merkezlerinden birisi. Başlatılan tanıtım kampanyası 11 Haziran'a kadar devam edecek. Zürih Globus mağazasında düzenlenen gala gecesine ise ilgi büyük oldu. Gala gecesine Türkiye'nin yanı sıra Globus'un 2000 seçkin müşterisi katıldı. Sabaha kadar İstanbul adlı gecede Ebru sanatçısı Murat Elhan'ın muhteşem şovu görülmeye değerdi. Murat Bey, yoğun bir ilgi var Ebru sanatına yabancılar tarafından galiba. Evet. Nasıl buluyorsunuz bu ilgiyi? Bu her zaman böyle oluyor. Yani ben çok bu tür organizasyonlara katılıyorum. Genelde tabii hiç rastlamadıkları bir sanat olduğu için bu. Evet. Tabii ilgileri de o yönde fazla oluyor. Çünkü sizden özel resim isteyen falan oluyor mu? Oluyor tabii ama hani burada yapabildiğimiz şeylerin tabii ki belli bir sınırı var. Öyle bir sınır olduğu için her şeyi gerçekleştiremiyoruz ama olabilecek şeyler olursa tabii ki yapmaya çalışıyoruz. Postun Sesi ekibi olarak gala gecesi yaptığımız röportajları ekranlarınıza getiriyoruz. Pınar Hanım, İsviçre'nin en prestijli alışveriş mağazalarından birisinin Globus'ta 13 mağazasında İstanbul teması işleniyor ve bunun da öncülüğünü siz yapıyorsunuz. Nasıl buldunuz ilgi alakayı bugün akşam? İlgi çok yoğun. Bugünkü ilgi tabii daha çok sevindiriyor bizi. Çünkü sizin de gördüğünüz üzere çok yoğun bir katılım var. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Bizim beklediğimiz sayının çok daha üstünde bir katılım var. Gördüğüm kadarıyla herkes çok eğleniyor. Herkes çok memnun. Mezeleri ve içecekleri büyük oranda tüketiyorlar. Müziklerden çok memnunlar. İnsanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Çünkü ülkemizi güzel tanıttığımıza inanıyoruz bu şekilde. Görebildiğimiz kadarıyla burada İsviçrelilerin yoğun bir ilgisi var. Ama bu ilgi kültür tanıtımında çok faydalı olabileceğine inanıyorum ben açıkçası. İleriye dönük baktığımızda ilk gelen etkiler, tepkiler nasıl? Biz İsviçrelilerden genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Hem dekorasyonun hem etkinliğin çok güzel olduğunu iletiyorlar bize ve İstanbul'u çok merak ediyorlar. Bu etkinlik aslında bir nevi vesile oldu onlar için de. İstanbul'a gitmeyenler daha da merak edip gitmek üzere planlar yapıyorlar. Gidenler bir kere daha gitmeliyiz, özlemişiz, bunu fark ettiler. Dolayısıyla umuyorum ki gelecek zamanlardaki turizm sezonları için bu etkinlik güzel bir temel olacak, güzel bir tohum olacak. Globus alışveriş mağazası olarak zaten gelir düzeyi yüksek olan insanlara hitap ediyor genellikle de ve bu yönde de başarılı bir çalışma olarak nitelendirebilir miyiz? Elbette, çünkü ne kadar reklam yaparsanız yapın, ne kadar fuar yaparsanız yapın belli bir kitleye, yani bu kitleye ulaşmanız için çok fazla yolunuz yok. Ancak yanınızda Globus gibi prestijli bir markayı aldığınız zaman onların kendi portföyündeki özel müşterilere bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bizim için en önemli şey de buydu zaten. Globus ismini yanımıza alabilmekti. Onun portföyündeki insanlara ulaşabilmekti. Biz açıkçası sırf bunun için bu işin içerisinde olmak istedik. Tabii ki ülkemizi doğru tanıtmak çok önemliydi. Ama onların hedef kitlesine, onların müşteri portföyüne ulaşmak da bizim için bir o kadar önemliydi. Bu da 2 hafta süreyle yapılacak galiba. Aslında bütün etkinlik 11 Haziran'a kadar sürecek. Yani toplam 6-7 haftalık bir etkinlik. 28 Nisan'da başladı. Birkaç hafta boyunca böyle küçük müzik etkinlikleri, hafta sonları vesaire gibi şeyler olacak. Evet, ama bugünkü etkinlik sadece bugüne özel. İsviçre genelinde 13 tane Globus mağazalarında. Evet, toplam 14 tane mağazası var Globus'un biliyorsunuz ama bir tanesi outlet şeklinde olduğu için onu dışında bıraktılar bu tanıtımın. Ve bütün 13 mağazada, diğer 13 mağazanın hepsinde de bu tarz tanıtımlar var, bu tarz dekorasyon var. Ülkemizi bir şekilde temsil ediyoruz. Bu tanıtım atağı ama ilk.
buna benzer bir şey yapılmadı alışveriş mağazalarında. Evet, evet. İlk defa böyle bir şey yapılıyor. Onun heyecanı içerisindeyiz. Eksiğimiz vardır mutlaka ama inşallah ileriki zamanlarda çok daha güzel bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. Bu bir başlangıç olsun diyoruz. Suçlisan ettiysek de affola diyoruz. Vallahi bugünkü etkinliği çok güzel buldum. Sayın Ateşemiz Pınar Hanım da İsviçre'de bir ilke imza attı. Çok değişik bir tarzda, çok değişik bir şekilde Türkiye'mizi tanıtma fırsatını yakaladık. Hem bir akşam alışverişi gibi olarak hem de yanında Türkiye'yi ve Türk ürünlerini aynı zamanda da bizleri çok iyi tanıttığına inanıyorum. Çok hoş ve güzel bir gece oldu. Sizce Türk turizmine katkı sağlayacağına inanıyor musunuz bir turizmci gözüyle baktığınız zaman? Yani kesinlikle insanlara da farklı bir pencereden bakma imkanı yakaladık burada da. Bazı konularda da insanları belki Türkiye'ye direkt dikkatini çekemeseniz de insanların alışverişle de veya farklı etkinliklerle de çekme yöntemleridir bunlar. Ve çok güzel bir geceydi. Ben çekildiğine de inanıyorum. Ben şahsım adına çok iyi buldum. Bunu organize eden Globus'un yönetimine teşekkür ediyorum. Dünya kültür başkentimiz İstanbul'u İsviçre'nin çeşitli bölgelerinde ve Globus'un içinde çok güzel bir şekilde tanıtıyorlar. İstanbul adına yapılmış çok iyi bir şey yani. Turizme mutlaka katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz biz de açıkçası. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Mutlaka yani sonuçta siz de görmüşsünüzdür. Zürih'in en iyi yerlerinde billboard reklamlarıyla İstanbul'u çok iyi bir şekilde tanıtıyorlar. İnternet web sayfalarında olsun. Ondan sonra özel olarak İstanbul bir kataloğu çıkartmışlar. Bu hem turizm bakımından hem Türkiye'mizin tanıtımı bakımından hem de Türk ürünlerinin Globus'ta satılması Türkiye adına iyi bir şey. Globus'ta çalışıyorsunuz galiba. Evet, Globus'ta çalışıyorum. Yaklaşık bir sene oldu burada çalışalı. Peki nasıl buldunuz Türkiye'nin, İstanbul'un burada tanıtılmasını? Mükemmel bir şey. Hiç ummazdım, hiç beklemezdim gerçekten. Doğru söylemek gerekirse çok gurur duydum ve çok da onur duydum. Mükemmel bir şey. İsviçrelilerden aldığınız ilgi, alaka, tepki nasıl? Süper. İlk defa bir İsviçre'nin en büyük mağaza zincirinin İstanbul ve Türkiye'ye bir tema konusu olarak seçip turizm ateşeliğimizle beraber böyle bir sunumda, böyle bir tanıtımda bulunması İsviçre gibi bir ülkede bizim adımıza, Türklerin adına ve İsviçrelilerin adına da diyeyim çok güzel bir şey. Türk turizmine, Türk kültürüne katkı sağlayacağına siz de inanıyor musunuz? Kesinlikle inanıyorum çünkü hala bize karşı olan imajları var. Hala biz Asyalıyız, hala biz Orta Doğuluyuz. Fakat buradaki bizim Asya ile Avrupa arasında olan birliğimiz, kültürümüz bunların gözünde yeni yeni oturmaya başladı. Bu da bizlerin sayesinde, sizlerin sayesinde ve burada yaşayan Türklerin sayesinde. Bana göre Globus çok kaliteli bir marka. Yani İsviçre'nin, Zürih'in en kaliteli mağazalarından biri. Kaliteyle birlikte alınan bir mağaza. Dolayısıyla burada bir İstanbul temasının olması evet. Türkiye açısından faydalı bir şey. Yani birçok İsviçreli geliyor, görüyor. Yani genel anlamda beğenmekle birlikte fazla oryantal buldum bazı bölümlerini. Yani bu Nargileler. Yani biraz fazla oryantal yapılmıştı. Olumsuz tarafı bu bence. Olumlu tarafı da çok güzel mesela tekstil ürünlerimiz var bizim aşağıda pazarlanan. O tekstil ürünleri tabii ki hani bütün şimdi burada satılan tekstil ürünleri Türkiye'nin tekstil ürünü gibi gözüküyor. Yani evet. Yabancı başka bir markada olsa hakikaten çok güzel, çok şık. Aslında Türkiye için de güzel bir tanıtım oluyor. Gerçi Globus bunu sadece Türkiye'yi tanıtmak için değil, müşteri çekmek için yapıyor. Birçok mamulleri biz gözden geçirdik. Bir kısmı çeşitli yerlerden geliyor. Çin'den gelen var, Tunus'tan gelen var. Hatta Amerika'dan, Almanya'dan gelen var. Bunların arasında Türk mamulleri de var. Yani bütün mamuller Türk mamulü değil. O bakımdan biraz hani düşündürücü fakat... O bir eksiklik olabilir. Olabilir fakat bunun yanında ama tabii... Ama genel anlamda güzel bir şey benziyor. Güzel bir şey çünkü üstelik de hani Türkiye'ye pek fazla masrafa mal olmadan Türkiye'nin imajını burada... Tam bu turizm
sezonunun başladığı bir dönemde Türkiye'nin imajını kuvvetlendirmek çok iyi. Hele bu sırada Kuzey Afrika'daki bütün ülkeler yaz tatili için maalesef olmadığı için, ne diyeyim, gidilemeyecek olduğu için, hani oraya gidecek olan turistler de Türkiye'ye gelecektir. Dolayısıyla... Ama bu güzel bir kültür tanıtımı bence. Tabii. Siz ne diyorsunuz? Bence de öyle. Millet buraya zaten İstanbul için geliyor. Bazı şeyleri alırken belki İstanbul'u almıyor ama evet. Yine de İstanbul için ve Türkiye için bence bir faydalı bir şey. Bu aktiviteler bence ülkemiz için çok önemli. Bunların daha sık, yani bu başlangıç olabilir ama daha sık, daha yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Burada önemli olan Türkiye'yi tanıtmak, ülkemizi tanıtmak, kültürümüzü tanıtmak. Gerek coğrafi, gerek tarihi, gerekse işte yemek kültürümüz olsun. Bunları en güzel sunabileceğimiz ortamlardan çok güzel düşünülmüş, çok güzel hazırlanabilecek bir aktivite bence. Bunun çok çok sık yapılması lazım. Gala gecesinde Sun Express Hava Yolları İsviçre temsilcisi Ender Turgut, kültür ve tanıtma ateşveliğini başarılı etkinlik dolayısıyla tebrik etti. Valla şöyle söyleyeyim, eleştirecek bir şey bulamıyorum. Onun da sebebi de şu, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum İsviçre'de. Yaklaşık 20 yıldır İsviçre'deyim. Globus gibi büyük bir kuruluşun İstanbul'u konu alması, Türkiye'yi konu almasına gerçekten ilk defa rastladım. O yüzden ateşeliğimizi bu konuda kutluyorum ve gayet de başarılı bir akşam olmuş bence. Peki sizce daha fazla bir düşünce olarak görebildiklerinizden fazla neler yapılabilirdi? Daha fazla ne yapılabilirdi? Ya şimdi şöyle demek lazım. İyi yapılabilecek her zaman bir şeyler vardır. Ama onları şimdi burada söylememiz doğru olmaz. İlerleyen zamanlarda biz onu otururuz hep beraber, ateşelikle birlikte değerlendiririz. Globus'un yetkilileriyle değerlendiririz. Umarım bir sonraki yıl yine buna benzer bir organizasyon olur. Ve yine daha başarılı bir şey yapabiliriz. Daha farklı, daha heyecanlı, daha büyük, daha dinamik, daha Türkiye'ye yakışır bir şey yapabiliriz. Ama bence bu akşam da dediğim gibi çok çok başarılı olmuş. Bu tür etkinliklerin, temaların işlenmesinin Türk turizmine katkı sağlayacağına inanıyor musunuz? Kesinlikle ve kesinlikle. Yani inanın gerçekten İsviçrelilere özellikle Türkiye'yi, Türkiye kültürünü, Türkiye insanını tanıtmak İsviçre gibi çok sorunlu bir ülkede bizim için çok önemli ve bu gibi organizasyonlar kesinlikle yardımcı olur.